22 Eylül Çarşamba. Geceyi Kuşluk Köyü mescidinde geçirdim, yol kenarında. Eşyalarımı aldım içeri şimdi. Dışarı buraya koydum. Burada kahvaltı yapacağım biraz sonra. Ondan sonra yola çıkacağım. Bekarlık sultanlıksa bisiklet turculuğu krallıktır. Ama her ne olursa olsun o bulaşıkları sen yıkıyorsun. Şimdi size bu gece kaldığım villayı gezdireyim. Villa böyle iki katlı. Otoparkı var. Köy yukarıda olduğu için köylüler araçlarıyla buraya geliyorlar. Buradan minibüse binip Gördes'e gidiyorlar. Elektriği, suyu, kanalizasyonu var. Şöyle şurada çeşmeleri var. Bu alt bölüm su deposu. Şurada tuvaleti var. Şöyle merdivenlerden çıkınca şöyle bir balkonu var, geniş. Burada kahvaltı yaptım. Akşam yemeğini yedim. Elektrik var. Telefonun prizde, şarjda. Böyle gece de burada yattım. Çıkmadan temizledim. Saat 8.30 gibi villadan ayrıldım. Demirci'ye doğru yola koyuldum. Ön bagajımın şu bölümü çatlamış, kırılmış. Çatlamış hatta şurada. Bir tane alüminyum cam sileceği buldum. Onu bir taş yardımıyla düzledim. Bir tane de demir çubuk buldum. Onları cırtlarla sabitledim. Bir süreli geçici bir çözüm buldum en azından turun sonuna kadar. Saat 10'a geliyor. Demirci'ye doğru devam ediyorum. Burası güneşli. Dağların arasında bir düzlük. Her taraf yemyeşil. Dümdüz güzel bir ova. Sulak. Güneşli denen yeri çok beğendim. Çadır kurmaya elverişli. Benzinlik var orada sağda solda. Benzinlikte çadır kuracak arkadaşlar için. Marketi, bakkalı, çakkalı da vardır da. Ben içine girmeyeceğim galiba. Buralarda motorcu olmak lazımmış. Paraya para dememek için. Aman ne güzel de motorlar var. Merhaba, merhaba. Dayı dedin ya, çok üzdün beni. Demirci Gördes çölünde yanlış bir alan gördüm şu an. Çok üzücü. Ciddi bir çıkıştan, ciddi bir inişten sonra Kılavuzlar Köyü diyeyim. Oraya geldim. Bu yol Demirci Köprübaşı yolu. Yaklaşık 550 metreye indim. Şimdi buradan Demirci 750 200-300 metre daha tırmanış yapacağım. Az geride Cemil abi cevizleri çırpıyordu. Selam verdim. Gel dedi, sana ücünü vereyim dedi. Çok umut bağladığım çeşme de kurumuş. Ama ne olursa olsun çeşme kuru da olsak yanımdaki suyla ben yemeğimi yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim yani. Artık dayanacak halim kalmadı. Çeşme ararken perişan olacağız.
Çeşme olmamasına rağmen şurada yemek yedim. Bulgur pilavı pişirdim. Üzerine bir de tulum peyniri koydum. Şuradan bir yerden kavun kopardım. Mis gibi de yedim, doydum. Şimdi saat 3:10 geçiyor. Demirci'ye doğru devam ediyorum. Geldik Seyret, Kars'ı Demirci. Ondan sonra da Kars tepelere çıkacağız. Demirci'ye doğru iniyoruz bakalım. Bir de bunun çıkışı var. Evet, Demirci'den çıkış yaptım. Saat 5:20 geçiyor. Demirci'de bir takım alışverişler yaptım. A101'den kahveyle ekmek aldım. Sonra gittim BİM'den Garmin için pil aldım. Bir de şoka uğradım. Oradan da zeytinyağı aldım. Şimdi Sındırgı'ya doğru devam ediyorum. Demirci'yi beğendim. Her yerden, çeşmelerden su çıkıyor. Şırıl şırıl. Kızları da güzel. Tek sorun benim 20 sene geç gelmiş olmam buraya. Eylül Perşembe. Yine bir sabah rezilliği. Çadırın altından hafiften su aldı. Karşıda kıyafet, uyku tulumun bir bölümü, bir de polar battaniyemin ıslandı. Onlar kurusun diye şey yaptım. Eşyaları çadırın içinden aldım, buradan köy okulunun içine girdim. Buraya kuytuyu attım. Dilerseniz köy okulunun içinde hep beraber görelim. Eskiden ders yapılan sınıflar, şimdi samanlık. Camileri ahır yaptılar diyenlerin eseri bunlar. Buralar böyle. Burası da böyle. Kapı pencere kalmamış tabii. Bu gece Örücüler köyünde kaldım. Burada caminin az aşağısında eski okul bahçesinde. Tam yola çıkacaktım. Ahmet abi komşu geldi, bir çay iç. Çay içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Benim saat, yola çıkış saatim 11'i buldu. Şimdi buradan Bardakçı'ya doğru tırmanacağım. Yaklaşık 800 metredeyim. 1400 metreye kadar, 600 metre bir tırmanış yapacağım. Kolay gelsin bana şimdiden. Tırmanmaya devam. Şu karşıdaki köy Mahmutlar Köyü. Şu an yaklaşık 1000 metredeyim. Karşıda gözüken bulutların üstüne çıkacağım daha. O kara kara bulutların üstüne. Biraz sonra üzerimdeki rüzgarlığı çıkaracağım. Onun yerine termal içliğim var. Onu giyeceğim. Çünkü bu rüzgarlık yukarılarda bana daha çok lazım olacak. Şu an ıslandı, sırılsıklam oldu. Kuruması için onu arkaya bağlayacağım. Terliyorum çünkü. Yukarı çıkınca içliği çıkarıp rüzgarlığı giyeceğim. Ondan sonra Sındırgı'ya doğru iniş yapacağım. Ama daha sonra. Mahmutlar büyük bir köymüş. Hatta belediyeymiş eskiden. Büyükşehir bir yasasından sonra mahalleye dönmüş. Şurada belediye var. Ben Mahmutlar köyündeydim. Orada muhabbet, burada çay, burada sohbet. Öyle böyle. Saati bir ettim. Bakayım. Bugün bu tepeyi aşabileceğim mi? Kısmet. Göreceğiz. Burada ceviz ağaçları var. Ceviz ağaçlarından cevizleri toplaya toplaya gidiyorum. Hasılat sağlam. Bayağı var. Bakalım. Yolda böyle.
bulutların üstüne, bulutların üstüne, bulutların üstüne yolculuğum. 1250 metreye çıktım. Ama yağmur başladı. Çisemeyi de geçti. Böyle. Şu an bir ağaç gölgesindeyim ama etkilenmiyorum. Ama diğer taraflar yağıyor. Devam. Hala yağmur yağıyor da yolun sağından gidiyorum. Sağda çam ağaçları var. Onları kendime siper ediyorum bir yerde. Bir parça koruyorlar beni. Ama yine ıslanıyoruz. Hal vaziyet bu. Böyleyiz. Bunların haricinde ayrıca kuru kıyafetlerim de var yağmur için. Problem değil ıslanmak yani şu an. Şu anda 1300 metredeyim. Yağmur mu yağıyor, bulutun içinde miyim belli değil. Hava sıcaklığı da düştü. Ağzımdan artık buharlar çıkmaya başladı. Biraz zor. Zor. Ama zorluklar bizi yıldıramaz. Zorluklar aşılmak içindir. Devam. O açıyor gibi de böyle bir piknik alanına geldim. Burada bir mescit var. Şurada da bir girişi var. Bisikleti oraya aldım. Saatte 2.30-3 falan oldu herhalde. Saatte 3'e geliyor. Karnım da acıktı. Şimdi burada yemek yiyeceğim. Çeşme de var. Bakalım ne var ne yok. Burada bir şeyler atıştırdım. Tam olarak yemek yapmadım. Üzüm vardı, incir vardı. Yumurta vardı, ekmek vardı. Onları yedim, öyle atıştırdım. İçeride biraz ısındım. Dışarıda yağış yok ama rüzgar çok feci, soğuk esiyor. Artık yavaş yavaş yola çıkayım diye düşünüyorum. Bundan sonra zaten tepe noktaya çıktım gibi. Biraz sonra, ondan sonra inişe geçeceğim. Bakalım aşağılarda belki hava daha sıcaktır. Durumlar böyle. Buz gibi, rüzgar çok deli esiyor. Buz gibi hem de. Normalde başka daha kalın kıyafetim var da çantada. Onu iniş için saklıyorum. Şimdi biraz daha tırmanış var. Tırmanışta terlemek istemiyorum. Terlesem bile üzerimde termal var. İnce, çabuk kuruyan kıyafetlerim var. İnişte de o kalın kıyafeti, rüzgara karşı o kıyafeti giyeceğim. Vallahi artık 1000 metrenin üstüne çıkmak istemiyorum. Dediğim gibi artık 1000 metrenin üstüne çıkmak istemiyorum. Şu an 1400 metredeyim. Donuyorum. Vallahi inişim olsun da çıkışım olmasın. Öyle böyle Türkmen Dağı'nı da açtık. Şu anda 1470 metredeyim. Arkada tabela var, Türkmen Kule. Yol bıcır. Ondan dolayı çok dikkat etmek gerekiyor. Bakalım. Kazasız belasız ineriz inşallah. Günlerden adını telaffuz ettiğim bardakçı. İşte karşınızdaki bardakçı köyü. Takım 1310. Yavaş yavaş iniyorum. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur zaten. Çok fena savuruyor rüzgar. Rüzgardan daha büyük bir tehlike de yolda mıcır. Ama şöyle düşünüyorum. Bu mıcır atma işini Manisa Büyükşehir Belediyesi yapmış. İleride Manisa il sınırlarından çıkacağım için belki Balıkesir il sınırlarında mıcır yoktur diye ümit ediyorum. Devam. Bardakçı böyle bir köy. Bir tepeye sırtını yaslamış. Önü düzlük. Bu galiba. Şurada kapalı pazar var. Garaj gibi bir yer var. Düzlük esnasında kamp yapmaya yerler, işte yerler var. Çeşmeler var. Büyük bir yere benziyor. Mıcır belasından kurtuldum. Bu da demek oluyor ki Manisa'yı sınırından çıkıp Balıkesir'in sınırına girdim. İnşallah şu virajı dönünce tekrar mıcır olmaz. Evet. Bosu da kestik.
Yeni bölüm gelsin. Oh. Yolda mıcır olmayınca yol gayet güzel. Sakin. Sağda solda ağaçlar rüzgarı da kesiyor. Uçuyorum. Hey bulutlar. İçinizden geçtim, içinizden. Buralar güzel. Sağ tarafımı şu tepe kapattığı için rüzgarı kesiyor. Gayet keyifli gidiyor şu an. Dağların arasında, yaylada çok güzel bir köy var. Yayla Bayır Köyü. Köy orası, bayırı da orası. Buradan inip oradan çıkacağız. Burada biber yetiştiriyorlar böyle. Biber ama bu biberler normalde aşağı doğru büyürler. Bunlar yukarı doğru çıkmışlar. Tadına bakmaya korkuyorum. Acılar herhalde, bilmiyorum. Değişik bir şeyler. Böyle bereketli bir yayla burası. 100 metre rakım indim. Güneş de açtı. Artık yağmur bulutu da yok. Hava güzel. Bundan sonra yol çalışması var. Stabilize, çakıllı, tepeli, çukurlu. Sıkıntı değil. Bunu da atlatırız. Neleri atlatmadık ki? Yol boyunca inişte pek video çekemedim. Hava kararmadan Sındırgı'ya varmaya çalışıyorum. Güneşin batmasına yarım saat kadar var. Sındırgı'ya da 10 kilometre var. Yüksek ihtimalle Sındırgı'ya yetişemeyeceğim ama bu vadiden de çıkmak istiyorum. Vadi boyunca çadır kurmaya elverişli pek yer yok. Şöyle düzlük bir yere geleyim de onun çabası içindeyim. Sındırgı'dan çıkmaya çalışıyorum. Sındırgı'da alışveriş yaptım. Şimdi Akhisar yoluna doğru gidiyorum. Gündüz laylaylom gezmelerin cezasını çekiyorum şu an. Öyle sallana sallana öğlenlere kadar bir saat orada, bir saat burada olunca gece yarısı kalıyorsun burada. Böyle bir durum var. Aslında dağdan indim. Sındırgı girişinde kamp atmaya uygun yerler vardı da muhiti beğenmedim. Ondan Akhisar yoluna girdim. Bakayım. 5 kilometre ileride bir tane mesire alanı gözüküyor. Oraya da gidebilirim. Yol kenarında bir mescit gözükebilir. Orada da kalabilirim. Bakalım kısmet. Yol boyunca sağlı sollu benzinlikler de var ama daha kendimi benzinliklerde kalacak kadar çaresiz hissetmiyorum. Bakalım duruma göre bir ilerlerim bakalım da. Çok büyük konuşmamak da lazım. Benzinlikte kalmak zorunda da kalabilirim. Zaten saat epey ilerledi. Hava karardı. 7.30-8 falan herhalde. Geç oldu ama Bayırlı Köyü'ne geldim. Bayırlı Köyü'nde camiye geldim. Ben şuradan geliyorum. Karanlıkta kaldım. Kalacak yer ayarlayamadım. Bulamadım falan filan. Hoca'ya söyledim. Hoca muhtarı çağırmış. Şeref abi. Şeref abi geldi. Jandarma yaradı. Bilgi verdi. Sonra GBT temiz çıkınca caminin bir odası var böyle, depo gibi. Orada kalıyorum şimdi. Şeref abi bana getirmiş zeytin, ekmek, peynir, domates, karpuz. Bunları yiyorum. Bu gece buradayız işte. Gece belki jandarma gelebilirmiş.
Onu bekleyeceğim biraz, uyumayacağım. Ben. Durumlar böyle. Yoruldum ama perişan oldum. Yani sınır mesire alanı vardı. Ana yolda rampalardı. Bir de hava karanlıktı. Yol dardı. Yol üstünde bir yerler bulurum diye düşündüm. Yolda da çalışma var, her yer kazılmış mazılmış, karanlıkta göremedim. Bir tane mescit gördüm yol kenarında. Açtığımda içinde şimdi mescit deyip türbeymiş, yatırmış. Orada kalmadım. Sonra son çare köye girdim. Bu akşam da böyle.